doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi çalışma alanı fizik eğitimi, sınıf öğretmenliğinde kadro aldım. Ama çalışma alanı itibariyle fizik eğitiminde görme engelli çocuklarla çalıştım. Total körlerle çalıştım. Şu anda da bir görme engellilerle ilgili bir Mustafa Sözbilir hocamızın Erzurum'da yürüttüğü projede araştırmacı olarak çalışıyorum. Görme engellilere odaklıyım. Ve özel eğitim dersine de hani hocanın olmadığı yerde keçi yaptırmak için biz de girmek zorunda kalıyoruz. Bu alanda kendimizi yetiştirmeye devam ediyoruz. Benim bir fizik eğitimci olarak özel eğitim dersinde ön plana çıkardığım 5 temel uygulama var. Bunları sınıf öğretmenlerine uyguluyorum, sınıf öğretmenlerinin kadrosunda olduğum için. Bunları sizinle paylaşmak istiyorum. O zaman evet, engelli bir öğrenciyle bir öğretmen karşılaştığında iki türlü tepki veriyor. Sayın müdürüm, bu öğrenci bana lütfen vermeyin diyor. Ya da bu öğrenci ancak ben eğitirim diyor. Şimdi bu özgüveni ben nasıl veriyorum onu söylemeye çalışıyorum. Birçok kitaplar var, o kitapları biliyoruz, okuyoruz, slaytlar hazırlıyoruz ama öğretmen adayları bana sınıf öğretmenine şunu diyorlar. Hocam bize slayt okuma, bana öğret bu işi. Ben bu çocukla karşılaştığımda ne yapmam gerekiyor? Benim ilk hedefim bu özgüveni vermek oluyor. Çünkü bu özgüven olduğu zaman her iş yolunda gidiyor. Özgüven yoksa kaçıyor. Bu öğrenciyi bana vermeyin, bu öğrenciyi bana vermeyin. Şimdi şu bazı düşünceler, kafalarında tespit ettiğim düşünceler şunlar sayın hocalarım. Tüm engelliler ve tüm engelliler aynıdır. Tüm engelliler aynı değildir. Ya hocam engelliler genelde çok konuşur. Hayır. Hocam engelliler genelde çok zekidir. Hayır. Engelliler de kendi aralarında ayrılır. Tüm engelliler aynıdır. Görme engelli ise görme engelli. Hayır. Çok az gören var. Tamamen görmeyen var. Şimdi bu ayrılaşma hataları var. Onlarla ilgili etkinliklerim var. Ben bunun eğitimini almadım. Diyor. Kaçıyor. Kaçma. Bir dakika. Tam eğitimini almamış olabilirsin ama karşındaki de insan yani. Bu cümleye sığmıyorlar. Kimi merkeze alacağım diyor. Hani engelli çocuk orada, diğerleri engelsiz, tırnak içinde. Kimi merkeze alacağım diyor. Bunun arkasına sığmıyor. Anlatıyorum hocam ama bunlara boş diyenler, öğretmenler var. Benim sınıfımda engelli yok ki deyip öğrenmeye direnenler var. Hocam benim bu işe gücüm yetmez, sadece benle bu iş olmaz cümlesine sığınanlar var. Şimdi etkinlik bir, isimlerini atasözlerine kıyaslamaya çalıştım ki akılda kalıcı olsun. Çok laf yalansız, çok mal haramsız olmaz diye bir söz var. Bu etkinliğimizin adı bu. Nesneyi tanıt, tanı, görmeden doyun. Şurada bir kutu var, farklı. Kıvrımlı bir kutu var. Kutunun içinde de değişik geometrik kartlar var. Önce kutu diyorum ki bu kutu eğer bir şey köşeli ise çok üretildiği içindir. Bir süt kutusu. Ama daha pahalı bir saat kutusu, daha kavisli falan, daha çok sanatsal bir şey kullanılmış. Sanatsalla seri üretim arasında bir fark konusuna tasarım olayına giriyorum. Ve bir kartla kaç türlü tasarım yapılabileceğini konuşuyorum ki öğretmenlerin tasarım becerilerine de geliştirmesine katkım olsun. Sonra şu malzemelerden birini alıyorum, gözlerini kapattırıyorum ve öğretmenimize diyorum ki anlat bakalım, anlat. Öğretmen adayları görmeden sadece betimleri dinleyerek şekli anlamaya çalışıyorlar. Hiçbir anlayamıyor. Anlatan kişi düşünmeye başlıyor. Ya ben bunu anlatamıyor muyum? Çok iyi anlatıyorum hocam, aynısını söylüyorum. Niye anlamıyorsunuz? Anlamıyor çünkü bir duyu eksik. Termodinamiğin ikinci kanunu bize şunu söylüyor. Enerjinin işe dönüşümünde kayıplar olabilir. Bir enerji varsa onu siz bir motorla işe dönüştürmek istiyorsanız mutlaka ısı, ses bir türlü kayıp olur. Termodinamiğin ikinci kanunu bunu söylüyor. Bu eğitim alanında ne demek biliyor musunuz? Hiçbir zaman ne yaparsan yap %100 başarıya ulaşamazsın. Öğretmenlerin bu algısını kırmamız lazım. Öğretim ilke ve teknikleri diye bir sürü şey anlatılıyor. Ama bence şimdi bu sunumda dinleyeceğiniz şeyler daha çok bilimsel öğretim ilke ve teknikleri. Anlattığın şeylerin tamamı anlaşılmıyor. Bunu bil sayın öğretmenim. Sen anlaşıldığını düşünüyorsun ama bu işin doğası böyle, anlaşılmıyor. Bu etkinlikle beraber benim sınıfımda engel yok ki kırmaya çalışıyoruz. Çünkü senin sınıfında da senin anlattığını anlayamayan çocuklar var. Tamam görüyor, duyuyor ama arkada konuşuyor. Dolayısıyla senin anlattığın anlaşılamayabiliyor. O mazeret yanlış bir mazeret diyoruz.
İstiklal Marşı'nı çalıyorum, kalemi alıyorum, deftere böyle tak tak İstiklal Marşı'nı çalıyorum ama söz yok, başka bir çoklu melodi yok. Soruyorum, bu nedir? Hiç kimse bir cevap veremiyor, Türk ismi söyleyen oluyor. Ama bu bizim İstiklal Marşı'mız, çocukluğumuzdan beri dinliyoruz. Neden? İlk algıladığın ankine benzemediği için seçici olamıyorsun. Bunu anlatıyorum. Yani siz anlattığını zannediyorsunuz ama zaten anlaşılmıyor, bunu bilin diye ilk etkinliğim. İkinci etkinlik, abaküs kullandınız mı diyorum, abaküs gösteriyorum. Navigasyon kimin için diye soruyorum. Bunlar abaküs matematik eğitiminde görme engellilerin temel aracı. Ama siz de kullanıyorsunuz diyorum. Navigasyon, görmeyen birine aslında yol göstermek amacıyla, sesli betimleme yapmak, yol anlatmak amacıyla tasarlanmış bir tasarım. Ama araba kullanırken siz de kullanıyorsunuz diyorum. Buradan evrensel tasarım ilkelerine geçmeye çalışıyorum. Şurada kullandığım bazı malzemeler, örneğin eldiven, ufak mıknatıslar var. Böylece manyetik alanda, bu pusuladaki manyetik alanı hissetmesini sağlıyor. Ama burada kapalı bir pusula var. Kör için, görme engelli için bu pusula hiçbir anlam ifade etmiyor. Burada kapağı açık bir pusula var ama orada da ibre düşüyor, dengede durmuyor. Şurada bir jiroskop var. Jiroskopu diyorum ki bakın, gören çocuk da o mıknatısın 3 boyutlu dolanımından, görmeyen bir çocuk da o mıknatısın dolanımını hissederek manyetik alanı öğrenebilir. Yani şu diyorum, hem gören hem görmeyen çocuk için evrensel bir tasarımdır. Aynen abaküs ve navigasyon gibi. Tasarım bir önceki örneğimdeki tasarım örneğiyle şimdiki örneğimdeki tasarım örneği uyuşuyor. Şurada iki etkinlik daha yapıyoruz bu kapsamda. Yarışma yaptırıyorum. Diyorum ki en uzun çubukları hangi grup dikecek? Yarış yaptıkları için deviriyorlar. Süre içerisinde hiçbir grup başarılı olamıyor genelde. Yani en kısa yapan, şu kadar yapıp bıraksanız başarılı olacaksınız. Ama bir süre verdiğim için ve bir yarışa soktuğum için hepsi genelde düşüyor. Heyecanlanıyorlar ve diyorum ki siz ölçmeye çalışıyorsunuz ama bir şey hız, yarış koyduğunuz anda insan doğasına aykırı ve aslında siz yanlış yapıyorsunuz. Bu çocukları ölçmeye çalıştığımız anda yaptığımız yanlışlara benziyor. Bu kutuların içinde ne var bilinmiyor. Ben bunu görme engelli arkadaşlarla çalıştım. Bu bilimin doğası etkinliğine yönelik bir çalışma. Kutunun içinde ne var etkinliği, bunu da söylüyorum ve burada aslında bilimin gelişimiyle ilgili de bir ipucu veriyorum. Çünkü termodinamik 0. kanunu bize diyor ki etkileşim sonucunda termal denge oluşur. Bir A sistemi varsa, bir B sistemi varsa etkileşiyorsa, bir de C sistemi varsa o da etkileşiyorsa belli bir süre sonra üçü aynı sıcaklığa ulaşır, aynı termal dengeye ulaşılıyor. Bu bize eğitimin altın kuralını veriyor. O da şudur. Öğreşme. Öğretme değil, öğrenme değil, öğreşme. Karşılıklı bir şeydir bu. Bunu herkes, genelde tüm eğitimciler şöyle kullanıyorlar. Öğretim ve eğitim ve öğretim. Öğrenme ve öğretme. Öğrenme, öğretme farklı bir şey değil. Alışveriş gibi bir şey. Karşılıklı bir şey. Etkileşimdir bu. Belli bir seviye sonrasında öğrencinizin sizi geçtiğini bile hissedebilirsiniz. Bu tek taraflı bir şey değil. Bu yönüyle çift yönlü bir şey. Rolle etkileştikçe aynılaşıyor. Bu çok önemli. Kısacası eğitim bana göre etkileşimdir. Şimdi bu etkinlikleri yaptıktan sonra ben bu işi eğitimde almadım diyemez. Görme engelli çocuksa otur etkileşmeye başla. O senden fizik öğrenecek, sen ondan görme engelliliğin ne olduğunu öğreneceksin. Etkileşim çift yönlüdür. Bu cesaret hocam lan bilmiyorum 15 dakika kazandım ama hemen siz doldurun. Daha kendinizi bakın. Tamam. Etkinlik 3. İyilik yap denize at denilen bir şey. Termodinamiğin birinci kanununa dayanıyor. Bu da harcanan enerji sadece iş değil. İç enerji değişiminde de kullanılıyor. Yani benim beynimi bir sistem olarak düşünün. Bir enerji girişi varsa, bir işe dönüşmese bile kafamın içinde bir şeyler değişiyor. Ben anlatıyorum ama davranışta bir değişiklik yok hocam diyoruz. Davranışçı yaklaşım. Hayır. Termodinamiğin birinci kanununa göre bu yanlış. Kognitif değişimler de olabilir, bilişsel değişimler de olabilir. Sadece davranışsal değişimler olmak zorunda değil. O halde öğrenme sadece davranışları değiştirmiyor, tutumları da değiştirilebiliyor. Bu da bizi ölçülemezlik konumuna getiriyor. Neden ölçülemezlik? Bir imzalık diye bir şey var. Gördüğünüz gibi bir karton, içerisinde bir boşluk var. İmza atacağı şeyin üzerine görme engelli onu bırakıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu kutucuğun içine imzala. Bir karton basit bir şey. Ama imza atabilme becerisi sağlıyor. O halde diyoruz ki küçük bir şey yap denize at. Yani bu küçük bir şey. Böylece engeller aynı olduğunu düşünüyorsun ama burada hata yapıyorsun diyoruz ve küçük de olsa etkileşim sonucunda bu tür şeyler, tasarımlar çıkabiliyor diyoruz.
son iki etkinlik bakarsam